1999 yılında dünya yeni 1000 yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılında ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse, insanda en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti, Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp, Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıf hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17.000 metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50. Mutlu günler kıymetli izleyenlerimiz. Yeni bir Şifa Kapısı programımızda sizlerle birlikteyiz. Bu haftada yine farklı bir konuyu ele alacağız. Kanser hastalarımızı konuşacağız ama bununla birlikte tabii Ramazan ayı içerisindeyiz ve dünyanın savaştığı koronavirüs COVID-19'la ilgili de kanser hastalarımız nelere dikkat edecekler? Ramazan ayında nelere dikkat edecekler? Merak edilen tüm soruların cevabını iç hastalıkları uzmanı ve medikal onkoloji uzmanımız doçent doktor Fatma Şen'den dinleyeceğiz. Tabii bizler önlemlerimizi aldık, maskelerimizi taktık, ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Tabii eldivenlerimizi takıyoruz ama bu süreçte toplumumuzu da duyarlılığa davet ediyoruz ki, ama şu andaki sürece baktığımız zaman gerçekten de halkımız da toplumda bayağı bir duyarlı. Evinize kal çağrısını vererek programımıza başlamak istiyorum ve Fatma Hocam'a ilk sorumu sormak istiyorum. Covid-19'u konuşalım öncelikle. Covid-19 ile ilgili Fatma Şen Hocam, koronavirüsle ilgili neler söyleyecekler, dünyanın savaştığı bu virüsle ilgili? Hepimizin bildiği üzere Covid-19 aslında bir virüs ailesi grubuna ait, koronavirüs ailesine ait bir patojen olarak karşımıza çıkmakta. Aslında koronavirüsler yeni keşfedilmiş değil. Onlarca yıl önce hem insan hem de hayvan patojeni olarak karşımıza çıkan ve özellikle de hem çocukta hem erişkinde Covid-19'dan önce de üst solunum yolu enfeksiyonlarının önemli 1/3'ü neredeyse yaklaşık sebep olarak karşımıza çıkan birçok alt tipi olan bir virüs ailesi. Ve her sene grip gibi, bunlar da her sene olmasa da belli dönemlerde yine mutasyonlara uğrayarak, genetik yapısını değiştirerek yeni isimlerle karşımıza çıkmakta. Nitekim artık medyada çok fazla belirtilerek ya da çok yayınlandığı için ya da insanımız da çok okuduğu için biliyoruz ki MERS, SARS da aynı gruptandı. Covid-19'da koronavirüs disease'den gelen kısaltmayla korona ailesinin özellikle de 2019'un son ayında keşfedilmesi nedeniyle Covid-19 olarak salgını ya da hastalığı olarak karşımıza geldi. Yine artık klasik bilgi, Çin'in Wuhan kentinde ilk defa fark edildi, bildirildi. İlk çıkışı öncelikli olarak oradan mı diye konuşuldu. Oradaki bir deniz ürünleri pazarından denildi. Sonradan yok yarasalardan denildi ve bilgi o kadar hızlı evrildi ki 2 güne, 3 güne, haftaya her bilgi 2-3 gün önceki bir 2-3 gün sonrasının çürütür halde ya da sonrası öncekiniz çürütür halde karşımıza geldi. Ve şu an hem canlıdan hem hayvandan hem insandan insana bulaşı olduğunu artık hepimizin bildiği bir virüs olarak karşımızda. Özellikle insan bulaşı çok önemli. Damlacık yoluyla denildiği için işte semptom olanlar çok önemliydi öncelikli olarak. İşte öksüren, aksıran, fakat biz artık biliyoruz ki öksürük, aksırık olmaksızın da konuşma yoluyla bile çıkan tükürükten bile virüsün taşıyıcılarda başka sağlıklılara bulaşma riski oluşturduğunu biliyoruz. Bu şekilde son 3-4 ayı tamamen dünya gündemine oturan önemli bir virüs olarak karşımıza çıktı. Ve tabii bu virüsün kimde olduğunu da bilmiyoruz hocam. Sizin de belirttiğiniz gibi hani bir belirtisi yok ki. Yani bizde de olabilir, sizde de olabilir, ortamda da olabilir. Evet. Şimdi az önce belirttiğim üzere öncelikli olarak damlacık yoluyla bulaştığı için işte öksürüp aksıranlar bulaştırıcı denildi. Yani semptomu olanlar, fakat görüldü ki semptomu olmayanlar da bulaştırıcı olabiliyor. Onun için de dediğiniz gibi bazen hastalarımız, çünkü işte koronavirüsü var mı yok mu, yani semptom olan, ateşi olan, boğaz ağrısı olan, ishali olan, öksürüğü, nefes darlığı olan kişiler zaten potansiyel COVID olabileceği için onları ayırmak çok kolay oldu bu süreçte. Fakat bunu özellikle Sağlık Bakanımız başta olmak üzere bilim kurulu olsun, bu konuda ehil enfeksiyon hastalıkları uzmanları olsun ya da göğüs hastalıklarımız bizler olsun, sık sık vurguladığımız üzere ya da yayınların bize getirdiği datalar, verilere dayanarak onları gördük ki özellikle yani şikayet olmayan kişilerin de potansiyel bulaştırıcı olmasından dolayı şikayet olmayana daha çok korkun dedik. Onun için de maksimum tedbir. Herkes birbirine potansiyel taşıyıcıymış gibi, şikayet olmasa bile bu şekilde davranılması gerektiğini vurguladık. Hastalarımıza bunu vurguladık, yakınlarına bunu vurguladık. Onun için de mümkün olduğunca poliklinik önlerinde hasta yakınlarının oturmamasını istedik. Hastalarımızın oturmamasını istedik ve sosyal mesafelere dikkat edilmesi gerektiğini söyledik. Yine bulaş konusunda mesafe konusu da çok tartışmalı oldu. Önceden de 1 metre yeter, sonra 1,5 metre bile yetmez. 2 metre olmalı, 3 metreye kadar gitti. Onun için mümkün olduğunca sosyal ortamda olmamak en tedbirli olanı diye gerekli tedbirlerle bugünümüze kadar gelmiş olduk. Ve şu da var hocam, tabii Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Siz de yıllardır Avrasya Hastanesi'nde görev yapıyorsunuz. Kemoterapi bölümüne girmek yasak, sadece hastalarımız giriyor. Hasta yakınlarımızı dışarıda dahi bekletmiyorsunuz. Evet. Özellikle hastalarımızın aktif kontrolleri olanlar, yani aktif derken 3 aylık, 6 aylık, senelik kontrol olup şikayeti olmayanları otomatik erteledik 3 ay gibi. Fakat şikayeti olan, aktif tedavisi devam eden, yeni kanser tanısı olan hastalarımıza tedavilerine devam ettik. Şikayet olanları değerlendirdik ve özellikle de bizim hastalarımızın yakınları çok kalabalık gelmeyi sevdikleri için onlara ısrarla vurguladık. Mümkün olduğunca hastalarımızın yanında bir refakatçi olması gerektiğini vurguladık. Bazen bir refakatçi yetmeyebiliyor hastanın genel performansından dolayı. Yani minimum yakınla gelmelerini söyledik ve hastalarımızın da mümkün olduğunca poliklinik önlerinde oturmamalarını istedik ve genellikle izole salonlarımıza aldık hastalarımızı. Yakınlarına da mümkünse poliklinik önünde oturmayın, ya arabalarınıza ya evinize geri dönersiniz dedik veyahut da sosyal mesafeyi koruyarak oturma alanlarında o şekilde oturmalarını önerdik ya da sık sık bu konuda hasta yakınlarını da uyardık. Bu şekilde en azından işte yine onkoloji hastalarımızın hastanedeki giriş çıkışlarını ayrı kapıdan verdik. Mümkün olduğunca asansör kullanmamalarını sağlamaya çalıştık. Mümkün olduğunca gereksiz demeyelim ama çok rutin kontrol amaçlı testlerimizi yapmadık. Ama şikayet olan hastaları mutlaka değerlendirdik. O şekilde ilerledik. Yaklaşık bir 50 günü herhalde tamamladık bu. Evet, Covid Türkiye'de koronavirüsün ilk tespitinden itibaren. Evet. Şu anda 50. günü yaşıyoruz. 50 günlük bir süreç içerisinde de çok güzel tedbirler alındı hocam. Evet. Tabii yaşıyoruz işte. Ve hastalarımız da hastaneleri çok da fazla öyle meşgul etmediler. Bir şikayetleri olduğu zaman mı geldiler? Genelde bu konuda basın, yayın çok güzel bilgilendirmeleri oldu. Bu nedenle de pek çok hasta yakına dikkat etti. Bu konuda şunu söylemem gerekir ki bizim hastalarımız bu sürece çok daha hızlı uyum sağladılar. Evet. Çünkü bu mesele olmadan da, yani koronavirüs salgını çıkmadan önce de özellikle aktif tedavi alan hastalarımızla biz biraz daha sosyal izolasyon demiyoruz. Tabii ki dışarıda gezmeleri vesaireleri, yürüyüşlerini hep yüreklendiriyorduk. Fakat hijyen konusu olsun, işte yakın sosyal ilişkiler olsun. Onları zaten bir miktar kısıtladığımız için, hani tokalaşmalar, sarılmalar, öpmeler, onların uyumu çok daha kolay oldu. Ya da dışarıdan alınan sebze meyvenin temizliği olsun. Ya da kendi evdeki kıyafet hijyeni olsun, vücut hijyeni olsun. Ben gözlem olarak ve hekim olarak da aynı zamanda bizim hastalarımızın %90 çok hızlı uyum sağladığını gördüm. Zaten yaptıkları şeye ek olarak ne oldu? Dışarı çok fazla belki çıkamadılar. Bir de sevdikleriyle sosyal mesafe ortamı bile olsa çok sık o şekilde görüşmemelerini talep ettiğimiz için onları yapmadılar. Bu nedenle de hastaların çoğuna çok teşekkür ediyorum. Bizi çok yormadılar bu konuda. Hasta yakınlarına çok teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da gerçekten ciddi anlamda titizlendiler. Ancak burada şöyle oldu. Hani aktif tedavi alan bazı hastalarımız vardı. Bazılarında hiçbir şekilde tedavinin sıklığı değişmemesi gerekiyordu. Onlara devam ettik. Bazılarında seyrelttik. Bazılarında 1-2 ay öteledik. Fakat bazı hastalarımız ya da yakınları o kadar biraz televizyonun vesairenin de etkisiyle çok korktular ya da aşırı hassas davranarak, belki hani bu da 100 hastada 1-2 tane oldu diyebilirim. Gelmeleri gereken tedavilere gelmediler. Şimdi 2 haftadır yeni hasta ziyaretlerinde gördüğüm konuda şu oldu bu konuda. Zaten bizim çekincelerimiz de buydu. Örnek işte A Hastanesi'nde hocam işte bana tanı konuldu ama Covid var git denildi. Bu ara süreçte benim hastam kötüleşti gibi. Ya da işte kemoterapi alıyordum. Covid var alma dediler. Şimdi ama ben bu kadar hastalığımın ciddi olduğunu bilmiyordum. Şimdi hastalığım kötüleşti. Covid'den daha önemli olduğunu bilmiyordum gibi. Yani bu süreç hekimlerle hastalar arasında bu şekilde bir süreci doğurdu. Bu nedenle de 50 gün çok uzun bir süre değildi. Bundan sonra da mecburen, çünkü onkoloji hastasında düzenli takip çok önemlidir. Yavaş yavaş sosyal mesafeleri ayarlayarak, gerekli tedbirleri alarak kontrollerimize devam etmek durumunda kalacağız. Çünkü dediğim gibi arada uzayan süreler, yeni bir hadise geliştiğinde hocam benim hastalığım daha önemliydi, niye bunu işte belirtmediniz, Covid olsa da gelirdim gibi bu tarz meseleler de karşımıza çıkacağı bir gerçek. Bu nedenle şikayet olan zaten mutlaka gelmeli. Zaten aktif tedavi almadığında hastalığın kötüleşeceğini bileceğimiz ya da aktif tedavisini düzgün almadığında ileride hızlı geri gelme ihtimali olan tüm hastalarımızın tedavilerin aksamamasını sağladık neredeyse. Onlara devam. Ama dediğim gibi artık yavaş yavaş kontrollere de mecburen devam etmek zorunda kalacağız. Tabii kanser hastalarımız için Fatma Hocam, hem Ramazan ayının içerisindeyiz, Covid salgını var. Onlar tabii tedavileri devam ediyor, etmek zorunda dediniz. Ki kanser hastalığında tabii bazı mevcut işte kemoterapiyle, ışın tedavisiyle onları almak zorundalar. Evet. Şimdi Ramazan ve kanser çok sık işlenmek zorunda kalıyor ve neredeyse Ramazan'a bir hafta kala bizim mesajlarımız, telefonlarımız neredeyse susmuyor. Oruç tutabilir miyim, deneyebilir miyim gibi. Tabii istiyorlar. Evet. Şimdi bizde de zaten genel kural olarak aktif kemoterapi, akıllı ilaç, immünoterapi gibi tedaviler alan hastalara yani oruç tutmamalarını zaten söylüyoruz. Neden diyoruz? Çünkü verdiğimiz tedaviler sıvı almazsak bir takım yan etkilere neden olabiliyor. Tansiyonu düşürebiliyor. Ya da verdiğimiz ilaçlarla ishal oluyor, sıvı desteğine ihtiyacı olabiliyor. Veya verdiğimiz ilacın vücutta iyi dağılması için yeterince sıvı almak gerekiyor, düzenli beslenmek gerekiyor. Bu nedenle de aktif tedavi alan hiçbir hastamıza zaten oruç tut demiyoruz. Ve tedavisi yeni bitmiş hastalara da oruç tut demiyoruz. Fakat tedavisi bitmiş, herhangi bir vücutta sıçraması yok, genel durumu iyi, eşlik eden diyabeti, hipertansiyonu, kalp hastalıkları yok. Böyle hastaları ilerleyen yıllarda deneyin, eğer zor gelmezse devam edebilirsiniz şeklinde önerilerde bulunuyoruz. Ama dediğim gibi mesela işte mutlaka görüntülemesi var, kontrolü var. O günlerde zaten tutmayacak. Aktif tedavisi var, tutmayacak. Bu nedenle de aslında bu çok da tartışmalı bir konu değil. Evet. Evet. Tabii bununla birlikte Ramazan ayında da işte yine şu anda Covid salgını devam ediyor ama onların tedavileri de bu süreçte de devam etmek zorunda. Tabii Ramazan'da Covid, kanser, yani bunlar birbiriyle ayrı şeyler. Evet. Yani Covid olması Ramazan'ı etkilemez ya da bizim hastaları konuştuğumuz gibi. Onun için Ramazan ayında Covid de olsa hastaların tedavisi devam ederken oruç önermiyoruz. Covid olmasa da oruç önermiyoruz. Covid yokken de, yani Covid varken sağlıklı, tedavisi bitmiş, 6 ay senelik takiplere gelen hastalarda uygun şartları sağlıyorsa, eşlik eden hastalıkları bunlara müsaade ediyorsa o zaman oruç tutmalarına engel değil. Tabii kanser hastalığı da kendi içerisinde farklı farklı türleri ve evreleri var hocam. Peki bu türlerinden ve evrelerinden de biraz bahsedebilir miyiz? Kanser hastalığı, biliyorsunuz kanser aslında bir hastalık grubu. Tüm organ ve dokulardan çıkabilir. Çıktığı organ ve dokuya göre akciğer organından çıkarsa akciğer kanseri, mideden çıkarsa mide kanseri, pankreastan çıkarsa pankreas, bunun gibi onlarca bu şekilde bakarsak kanser çıktığı organa göre sayısız kanser tipi vardır. Bir de artık biz biliyoruz ki sadece çıktığı organa göre de isimlendirmiyoruz. Akciğer kanserinin bir de moleküler alt tipleri oluyor. Önceden 2 tane vardı. Yani patolojik alt tipi vardı. Sonra moleküler alt tipler ortaya çıktı. Moleküler alt tipler işte 10 sene önce 2 tane ise şimdi 50 tane oldu. Yani her geçen yıl eğer histolojik alt tipleri, bilimsel alt tiplere girersek şu an binlerce diyebileceğimiz kanser çeşidi ortaya çıkmış oldu. Ama organa göre söyleyecek olursak her organ ve dokuya göre çıktığı organı isimlendirerek işte karaciğer kanseri, bağırsak kanseri, mesane kanseri, prostat kanseri gibi yine tüm organlara ait kanserlerimiz var. Evet, tabii bu kanser türlerimizin de farklı farklı tedavi yöntemleri de var. Evet. Peki bu tedavi yöntemleri nelerdir Fatma Hocam? Şimdi kanserler her biri ayrı başlık altında. Her bir kanser çıktı organa göre, evresine göre hepsinin tedavileri ayrı. Sadece örnek bazen seninle de yapıyoruz. Kolon kanserinin tedavisi kabaca bile anlatılsa bir programlık bir konu haline gelir ama biz şunu söyleyebiliriz kabaca. Tüm kanserlerde öncelikli olarak o kanser özellikle solid dediğimiz yani lösemi gibi kan kanserleri değil de bizim gruba giren onkolojik kanserlerde o kanser çıktığında vücudun neresine yayıldı, çıktı organda mı kaldı evrelemesini yaparız. Yaptıktan sonra da ameliyata uygun mu, ışına mı uygun, kemoterapi veya hap yani sistemik tedaviler, bizim onkolojik tedavileri ne kadar almalı, ne süreyle almalı planını yaparız. O planı yaptıktan sonra da uygulamaya geçeriz. Onun için de her bir kanser için ayrı bir evreleme, evrelemeye göre de ayrı ayrı işte cerrahi, radyasyon onkolojisi, nükleer tıp yöntemleri, değişik radyolojik görüntü işlemler ve bizim yine geniş ölçüde şeylerimizde, bütün kanser tiplerinde yönetimimizde kanserler tedavi edilir. Evet, şimdi hocam tabii merak edilen bir soru. Kişi kanser hastası ve COVID hastalığına yakalandı. Peki nasıl bir tedavi ve hasta nelere dikkat edecek? Şimdi özellikle bizim onkoloji hastalarında COVID şüphe ettiğimiz hastalarda özellikle COVID ile ilgilenen branşlara yönlendiriyoruz. Enfeksiyon hastalıkları gibi göğüs hastalıkları ya da bu konuyla ilgili dahiliyeci arkadaşlara gönderiyoruz. Çünkü biliyoruz ki eğer COVID şüphesi yüksek hastaysa hem bizimle temas hem diğer hastalarla teması risk oluşturacağı için ve ilgili branş hekimleri değerlendirdikten sonra eğer COVID pozitif gelirse ki bizim çok şükür öyle hastamız çok az oldu, 1-2 tane oldu ve bunlardan birkaç tanesi de uzun zamandır zaten hastaneye gelmeyen onkoloji hastaları oldu, aktif tedavidekiler olmadı, COVID pozitif olarak gelenler. Ve bunları özellikle ilgili branş hekimlerine gönderiyoruz ve aynı diğer hastalarda olduğu gibi gerekli protokolü uyguluyorlar. Yani PCR testi yapılıyor. PCR testi negatif gelirse tekrar PCR ve bunların önemli kısmı özellikle ciddi akciğer tutulma olanlar yatış yapılarak ilgili protokole uygun şekilde işte başlangıçta plak yöneli eğer kontraindikasyon yoksa antibiyotikleri, daha sonra ilgili antiviral tedavileri, gerekirse interleukin inhibitörleri gibi tedavilerle yakın takip alınıyor ve diğer normal COVID pozitif hastalar gibi devam ediliyor. Bu süreçte yaklaşık yine 20 gün ila 1 ay arasında bir süreç alıyor ve testleri negatifleştikten sonra hastanın genel durumu toparladıktan sonra da yine hastanın tedavisi modifiye edilerek takip et tedaviye devam ediliyor. Tabii 14 günlük bir evde karantina süresi geçiriyor. Şimdi hastadan hastaya değişiyor. Yani eğer hasta zaten ciddi semptomu varsa sadece onkoloji hastası için değil tüm COVID pozitif hastalar yani testi pozitif gelen hasta olan hastalar için diyelim. Onlar zaten ciddi semptom varsa hospitalize etmek dediğimiz hastaneye alınması gerekiyor. Şikayeti olmayan, tedavisi bitmiş kanser hastaları için söylüyorum. Zaten yıllık kontrolüne geliyor 6 ay. Onlar yine normal sağlıklı bireyler gibi ilgili komorbid eşlik eden hastalıklarına bakılarak ona göre tedavileri veriliyor. 14 günlük izolasyon yetmiyor böyle hastalarda biliyorsunuz. Mutlaka testlerinin negatifleştiğini, antikor testleri pozitifleşmeyebiliyor ama en azından PCR testlerinin negatifleştiğini görmek gerekiyor. Topluma zaten çıkmadan önce o tarz gerekli yapılması gereken COVID pozitif hastalar neyse o şekilde kurala uygun şekilde takip ediliyor. Testlerin negatifleştiği görüldükten sonra da ondan sonra işte dış dünyayla teması izin veriliyor. Peki Fatma Hocam, yani tabii siz hep hastalarla ilgilenirken dışarıda biraz bekledik. Peki hastalarınızın moral ve motivasyonu nasıl? Ki bu süreçte tabii kanser hastalarında en önemlisi moral ve motivasyon. Şimdi moral ve motivasyon çok iyi. Yani moral motivasyon derken şöyle diyeyim. Önce ilk çıktığında çok tabii ki ciddi anlamda tedbirler anlamında sosyal medya bizler çok uyarıda bulunca bazı hastalarımız tabii ki çok ürküp hani kanser olduğumda tedavi olabileceğimi biliyorum ama Covid geldiğinde, ağır tutulum olduğunda bu beni işte öldürebilir diye karşımda ağlayan bir iki hastam oldu. Bu nedenle de yani aslında Covid'den daha çok korktular diyebilirim. Yani kanserden tedavi edilebileceğini pek çoğunu zaten bildikleri için Covid hastalığından, Covid salgından daha çok korktular. Zaten dediğim gibi çoğu tedbirlerini alan insanlardı. Biraz daha sıkı tedbirler yaparak çok şükür çoğunda bir sıkıntı yaşamaksızın süreci atlatmaya çalışıyoruz diye. Evet, atlatmaya çalışıyoruz. Peki bu süreçte gıdalarına nasıl dikkat edecekler, beslenmelerine nasıl dikkat edecekler? Evet, hijyen kurallarına uyuyorlar, kendilerini izole ediyorlar, dikkat ediyorlar. İşte maskemizi takıyoruz, eldivenlerimizi, galoşlarımızı giyiyoruz. Ama tabii önemli olan bir de mutlaka gıda. Gıda olarak mutlaka düzenli, sağlıklı beslenecekler. Yani 3 öğün, ana öğünlerimizi düzenli alacağız. Yeterince proteinimizi alacağımızı öğütledik. Aslında Covid'e özgü şu gıda alınsın gibi işte medyada bazı şeyler, öyle şey, bilgi kirliliği var ama aslında sağlıklı, düzenli beslenen, uykusuna düzenli uyuyan, alan ya da uykusunu alan diyelim, sıvısını yeterince alan kişiler zaten otomatik olarak gerekli tedbirleri almış oluyor beslenme açısından. Burada da dediğim gibi işte günlük proteini yeterli alan, karbonhidrat oranına dikkat eden, vitaminli, düzenli alan ki bunda biliyorsunuz taze meyveler çok önemli. Bunların yıkanması, hijyeni, işte marketten geldikten sonraki temizlenme sürecine dikkat etmeleri önemliydi. Onları yapmaya çalıştılar. O şekilde çoğunda ek takviye işte vitamin haplarına gerek kalmaksızın süreci yönetebiliyoruz. Evet, tabii immün sistemi düşük olan hastalarımız peki neler yapacaklar hocam? Yani zaten aktif tedavi alan hastalarımızın bir kısmı ilaca bağlı hücre düşüklükleri yaşıyor aslında. O da bir nevi, yani zaten onun için diyoruz onkoloji hastalarının immün sistemi zayıf diye. Özellikle en önemlisi burada sıkı izolasyon. En önemlisi izolasyon. Hastaneye gelmemekle hastalık kapılmıyor diye bir yanlış kanı var. Böyle bir soru işaretleri. Hastaneye gelmeyip dışarıda, bahçede, parkta oturabiliyorsa, gezebiliyorsa ya da evden birisi sürekli dışarı girip çıkıyorsa onlar çok daha büyük risk oluşturdu hastalarımız için. Israrla bunu vurguladık. Sadece bu virüs hastaneden kapılmıyor. Evet. Hiç hastaneye uğramamış pek çok kişi Covid olarak karşımıza geldi. Bize gelmedi tabii ki. Covid polikliniklerine geldi ama bu nedenle de hasta yakınları ben hasta değilim zaten hastaneye de gitmiyorum deyip hastalarımızı tehlikeye atmamalarını çok vurguladık. Eğer evde çok fazla dışarı girip çıkan birileri varsa lütfen ya onu eve almayın veya onu izole edin evde, sizle ilişkisi olmasın dedik. En önemli bu süreçteki hastaları koruma yöntemi izolasyon oldu. Hijyen, izolasyon. Düzenli beslenme, uyku, sıvı alımı bunlar destekleyici düzeydeydi. Fatma hocam, tabii testler yapılıyor. Bununla birlikte tomografiye de giriliyor. Peki tomografiye girildiği zaman Covid testinin sonucunu alabiliyor muyuz orada? Şimdi artık çok iyi biliyoruz ki adı koronavirüs ailesinden olan Covid-19 salgınına neden olan virüsün adı SARS-CoV-2. SARS-CoV-2'yi almış, SARS-CoV-2 ile bulaş olmuş, enfekte olmuş kişilerin önemli kısmı zaten ayakta normal grip gibi geçiriyor. İşte hafif boğaz ağrısı gibi, ishal gibi geçiriyor. Birçoğu da aslında hiç semptomu olmuyor. Önemli kısmı %70-80'ine kadar var oranlı. Bir de çok akciğer tutulumu olan bir grubumuz var. Ağır akciğer tutulumu olup zaten en çok korkulanı o oluyor ve akciğer yetmezliği tablosuyla, solunum yetmezliği tablosuyla kaybeden hasta grubu var. Herkes de bunu yapmak zorunda değil. SARS-CoV-2 ile enfekte kişilerin hepsinde biz akciğer bulgusu görmüyoruz. Yani daha doğrusu hekimler olarak tıbben görülmüyor. Ama kişi SARS-CoV-2 virüsüyle enfekte ediyoruz. Neyle anlıyoruz? Ağız sürüntüsü, burun sürüntüsü, bronkalvolaj sürüntüsü gibi çeşitli yöntemlerle virüs izole ediliyor ya da testi yapılıyor. SARS-CoV-2 testi pozitif geldi diyoruz. Bununla enfekte ediyoruz kişiyi. Ama bir alt grup dediğimiz akciğer tutulumu olan grup var ve biz şu 2 ay içerisinde onu gördük ki hekimler olarak akciğer tomografilerinde bu kişilerin de neredeyse görünce artık tipik diyebileceğimiz bir takım tomografik bulgulara neden oldu akciğer tutulumları. Tabii ki bu tutulumlar işte bir kronik intersiyel akciğer hastalığı olanlarda, radyasyon pneumonisi olanlarda, immün pneumonitleri olan gibi çeşitli değişik hastalıklar da görüyorduk ama bununki o kadar özgü oldu ki kendine özgü. Genelde bununla ilgili çeşitli uluslararası skalalar oluşturuldu. Radyologlar bunları skalaya koydu, ölçüye koydu ve dedi ki bu akciğer tomografisinde %5 ihtimalle biz COVID-19 düşünüyoruz, %0 düşünüyoruz, %60 düşünüyoruz gibi bir takım skalalar oluştu. Bu skalalara göre de özellikle de virüs pozitif geldiyse, PCR testi pozitif geldiyse bunlara akciğer tutulumu, COVID-19 hastalığı dendi, akciğer tutulumu. Yani BT bulguları çoğunlukla çok tipik özellikler gösterdiği için eğer BT'de yani tomografide, akciğer tomografisinde o tipik bulgular varsa çok büyük olasılıkla öngördürdü. Ama PCR testi olmaksızın yani virüsün testte ispat edilmeksizin %100 koronavirüs tutulumu demek de doğru olmadı. Ama bazen o kadar aynı COVID-19 kliniğine giden hastalar oldu ki klinisyenler bunlara da COVID-19 izole edilememiş ama adeta COVID-19 gibi giden bir akciğer yetmezliği, solunum yetmezliği yaşayan hasta grupları da oluştu. Güzel bir soruydu. BT ile tanı konur muydu? BT ile akciğer tutulumu öngörülebilir ama mutlaka sürüntü testleriyle doğrulanması gerekir. Gerçekten bu kişide o virüs var mı yok mu diye. Sorunun doğru cevabı bu. Evet, yani tomografiyle de test belli oluyor. Ama belli oluyor değil, öngörülüyor ama net tanı konulması için virüsle ilgili sürüntü testlerinin yapılmış olması gerekiyor. Tabii bu virüs burundan, ağızdan ve göze temasla ve sonra da boğaz yoluyla da akciğerlere doğru inen bir virüs. Tabii belli bir zaman dilimi var burada hocam. Peki akciğer kanserli hastalarımız, koa hastalarımız, bunlara da daha çok dikkat etmesi gerekiyor bu virüsler. Tabii hepimizin dikkat etmesi gerekiyor. Biz biliyoruz ki adalet altında diyebilir miyiz? Biz biliyoruz ki bizim hiç hastamız olmamış, hiç onkolojinin önünden geçmemiş onlarca, yüzlerce, binlerce insan bu hastalığı ya kaptı ya da bu virüsü kaptı. Evet. Ağır enfeksiyon halinde enfeksiyon hastalığını da yaşayan grup oldu. Bunların önemli bir alt grubunda kronik hastalık da yoktu. Bu nedenle biz bırakın akciğer kanseri, bırakın koa, bırakın astım hastalığı olanlar zaten normal sağlıklı kişilerde bile dikkat edin dedik. Çok örnekleri var. 40 yaşında, 50 yaşında, 25 yaşında hiç kronik hastalığı olmayan fakat ağır geçiren küçük de olsa alt gruplar oldu. Bu nedenle biz herkese çok dikkat etmesi gerektiğini zaten tıbben hekimler olarak herkese dikkat etmesi gerektiğini zaten vurguladık. Onun için de şey doğru değil. Hani işte normal sağlıklı kişiler az dikkat etsin, eşlik eden hastalığı olanlar. Hatta şöyle, neden önce sağlıklı olan işte 20 yaş altı çocuklar eve konuldu? Onlar da zaten hastalık belirti çok nadir grubunda belirti verdiği halde bunlar çok fazla virüsü taşıdıkları halde hasta olmadılar ama etrafa yayma potansiyelleri olduğu için bunları dışarı salınmaması gerektiği söylendi. Yani taşıyıcılar... Evet, taşıyıcı da olabiliyor. Yani kişi o nedenle de onlar da dikkat etmeliydi. Hem belki kendilerini öncelikle ama mesela bir çocuklar için en çok da etrafındaki potansiyel, daha ağır geçirmesi potansiyel kişileri korumak adına herkesin çok dikkatli olması gerektiği basında, yayında, Sağlık Bakanımızın da sık açıklamalarıyla, birçok kamu spotlarıyla da bildirilmiş oldu. Evet, el yıkama. Evet. Biz de çok daha ellerimizi yıkıyorduk ama COVID'den sonra daha bir hassaslaşmaya başladık hocam. Yani şöyle, onkolojide zaten her hastada mutlaka işte eldiven değişir, her hastada el yıkanır, muayene sonrası, öncesi. Bunlar zaten onkolojide dikkat edilen konulardı. O nedenle de benim kendi gözlemim onkolojide COVID salgınına uyum daha hızlı oldu. Gerek onkolojide çalışan personel, gerek hastalarımız, gerekse yakınlarımız daha hızlı uyum sağladılar ve daha hassas ve daha dikkatli oldular. Evet, tabii burada sizler hocam, siz sağlık çalışanları, sağlık ekibimiz bu yükü çektiniz. Gerek Sağlık Bakanlığımızın her gün vermiş olduğu işte bilgilendirmeler, sizlerin 7/24 hastanede görevinizin başında olmanız, sağlık çalışanlarımızın evlerinden, çocuklarından ödün verdiler ama hastalarının başındalardı. Evet, şimdi tabii ki biz onkoloji hastalarına baktığımız için birebir aktif COVID hastalarıyla tedavi ve takibi yapmadık. Ancak bu konuda fedakarca çalışan, COVID hastası takip tedavisi yapan birçok doktor arkadaşımız, hemşire, sağlık çalışan arkadaşlarımız gerçekten fedakarca çalışarak bu konuyu ele aldılar. Evet, ve Avrasya Hastanesi de o hastanelerden. Avrasya Hastanesi, tüm yoğun bakım olan tüm hastaneler zaten içinde işte tanımlanan alt branşlar, işte dahiliye, enfeksiyon, göğüs hastalıkları gibi olan tüm hastaneler pandemi hastanesi zaten ilan edilmişti. Ancak onların katları ayrı, giriş çıkışları da ayrı olarak ele alındı. Fakat tüm benim diğer işte hastanelerden arkadaşlarımız, hekim gruplarımızdan da gördüğümüz üzere tüm hastanelerde gerekli şeyler, gerekli fedakarlıklar yapılmış oldu. Fatma Hocam, İstanbul'da yaşıyoruz ve Türkiye'nin 30 ilinde ve Zonguldak içerisinde olmakla birlikte 31 ilimizde COVID günlerinde sokağa çıkma yasakları, kısıtlamaları gündemde. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemlerde de hastalarımızın kemoterapisi alması gerektiği oluyor mu? Oluyorsa nasıl bir süreç izliyorlar? Evet, 2 günlük sokağa çıkma yasaklarında öne çekme ya da bir gün erteleme daha kolay oldu ama 4 günlüklerde ya da 3 günlüklerde bazen ciddi aksamalara neden olabilecek kemoterapilerimizi ya da tedavilerimizi aksatmadık. Gerekli birimlerden, hastanemizden yazılar vererek bunu zaten polis de makul görüyor. O yazılarla hastalar tedavilerini hiç aksatmadan devam ettiler. Yasak günlerinde de, sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de. Hatta şikayet olup gelmek durumunda olan hastalarımıza da baktık. Çünkü sonuçta dediğimiz gibi hastalık sokağa çıkma yasağı tanımayabiliyor. Tedavinin aksamaması önemli olabiliyor ya da böyle oluyor ki 4 gün üst üste öne arkaya çektiğimizde diğer günler çok yoğun olmasın diye belli tedavileri ertelemeden sokağa çıkma yasağında da uygun bir şekilde uyguladık. Evet, ki bu sokağa çıkma kısıtlamaları da artık günler öncesinden, haftalar öncesinden belirleniyor. Evet. Ve sizler de ona göre tedbirinizi alıyorsunuz hastalarınız noktasında. Fatma Hocam, tabii kanser hastalarımız daha hassas bir süreç geçiriyorlar. Daha çok dikkat ediyorlar kendilerine. Sizin de konuşmalarınızda vermiş olduğunuz mesajlardan belirttiğiniz gibi onlar bu sürece daha da adapte oldular. Çünkü zaten kendilerini kontrol ediyorlardı. Şimdi daha da çok kontrol etmek zorundalar. Hı-hı. Neden? Çünkü hassas bir süreç geçiriyorlar. Hı-hı. Tabii hem Ramazan ayı olması hem COVID salgınıyla birebir dünya savaşıyor, virüsle dünya savaşıyor. Tabii bu süreçte ben kısa bir toparlamanızı isteyeceğim. Tabii programımızın sonuna da yaklaşmışken gerek Ramazan'la ilgili gerekse COVID-19 ile ilgili kanser hastalarımızın tekrar dikkat etmesi gereken unsurlardan kısaca üstünden geçer misiniz hocam? İçinde bulunduğumuz ay, Ramazan ayı nedeniyle aktif tedavisi olan, aktif kemoterapi özellikle alan hastalarımızla oruç tutmalarını önermiyoruz. Sağlıklı diğer açılardan, tansiyon, şeker, kalp hastalığı gibi hastalıklar olup stabil olanlar ya da aktif takiplere gelen hastalarda eşlik eden hastalıklarına göre yine diğer hastalıklarının mutlaka ciddiyetine göre de oruç konusunda tutabilirler. Ona göre değerlendirilmesi gerekiyor. Covid-19 ile ilgili onkoloji hastaları tabii ki normal popülasyona göre enfekte olduğunda daha ağır seyretmesi, daha fazla beklenen hasta grubu. Bu nedenle de mümkün olduğunca bu hastalığı kapmamanın önemli olduğu ya da bulaşmamasının önemli olduğunu biliyoruz. Çünkü ilerideki sekellerini bilmiyoruz, nasıl iz bırakacağını. Bu nedenle onkoloji hastalarımızda da tüm sağlıklı bireyler gibi izolasyona maksimum önem vermelerini, sadece hastalarımız değil, onlara refakat eden, birlikte yaşayan yakınlarının da mutlaka çok dikkatli olması gerektiğini vurguluyoruz. Hastalarımızın bir kısmı Covid-19'dan o kadar korktu ki aktif tedavilerini aksatanlar oldu. Hastaneye gelmeyenler de oldu mu Fatma hocam? Oldu. Benim hastalardan az oldu ama oldu. Çünkü zaten tabii ki aktif tedavilere gelmek kolay bir iş değil. Bu ortamda da biraz daha tedirgin olan çok az bir alt grup oldu. Onları da vurgulamaya çalıştık. Yani 2 aylık, 3 aylık tedavisiz kalma süreçleri önemli süreler. Bu sürede hastalık progresi olduğunda, yani kötü anlamda ilerlediğinde o sorumluluğu hastaların kendilerini kabul ettiğini etmeleri gerektiğini vurguladık hastalara. Yani şunu söylüyorsunuz, kanser hastalığından bu kadar korkmadılar, Covid-19'dan korktuk. Evet, kadar. Bir kısmı öyle yaptı. Bu biraz daha bilgi konusunda ya da şunu da söyledik, o korkan hasta gruplarında önemli bir kısım hastaneye gelmedi ama dışarıda gezebildi. Yani eğer evde izolasyon kurallarına uymayan birileri varsa, kendini izole edemiyorsa ya da hasta bunu yapmıyorsa biz de gelmelerini istemedik. Çünkü hem kendisi hastalık kaptığında kendini riske edecekti, hem de kapıp alana geldiğinde, polikliniğe geldiğinde diğerleri için de risk olacaktı. Biz çünkü mutlaka sıkı izolasyon yapmalarını vurguladık ama bunu bir şekilde reddeden, yapamayan kişilerin de o zaman tedavilere gelmesinde uygun olmadığını belirttik. Ama genelde bizim takip ettiğimiz hasta grubunda bu çok az bir alt grubu oluşturdu. Evet, herkes hastanemizde her türlü önlemler alınmış. Hastanemizde alındı. Onkoloji merkezinin çoğunda alındı. Evet. Ve bu kurallara uyan hastalarımda %99'unda bir sıkıntı yaşamadık zaten. Ve aktif tedavilerde devam etti. Sorunsuz yani bir şekilde. Yani hastalar hastaneye gelecekler, tedavilerini alacaklar. Evet. Çünkü yani hastaneler koronavirüs bulaştırılan yerler değil. Şimdi nasıl kalp krizi geçiren acil kişi anjiyo olması gerekiyorsa ya da bypass olması gerekiyorsa, akut apandist olan bir kişi apandist ameliyatı olması gerekiyorsa, onkolojide bazen öyle tedaviler var ki asla takibi ya da tedavisi ötelenemez. Evet. Bazı tedaviler var, seyreltilebilir, bazıları ötelenebilir ama bazı tedaviler vazgeçilmez. Onun için de hastalara bunları çok ayrıntılı bir şekilde vurgulamaya çalıştık. Buna rağmen tedavisini aksatmayı tercih edenler tabii ki kendileri riski kabul ederek aksatmış oldular. Peki Fatma hocam, yeni tanı konanların kanser hastaları? Çok sayıda yeni tanı konulmuş hastaya tedavi başladık. Çok sayıda bu süreçte. Çünkü birçok merkezde muhatap bulmakta zorlandılar. Çünkü çok yaygın COVID hastalığı bakıldığı için. Bu nedenle de tanı da konulmaya devam etti. Çünkü insanlar sonuçta yeni kanser tanısı da alabiliyor. Kalp krizi geçirebildiği gibi, dediğim gibi apandist olabildiği gibi, safra kesesi iltihabı olabildiği gibi yeni kanser tanısı da aldı bu süreçte. Çok sayıda hastamıza da yine tedavi planı yaptık. Ameliyat ettirdik. Kendi yakınlarımızı ameliyat ettirdik. Yeni kanser tanısı olan. Hastalarımızdan ameliyat ettirdiklerimiz oldu. Radyoterapi verdiğimiz oldu. Kemoterapi, İmmünoterapi, akıllı ilaçlar, onlara başladıklarımız oldu. Çünkü tedaviyi vermediğimizde hastalık ya da gerekli operasyonu yaptırmadığımız hastalığın vereceği zarar, COVID'in vereceği zarardan daha fazla olacaktı. Ama burada tabii ki COVID zarar vermez demiyoruz, verecek ama mümkün olduğunca uzak kalmaya çalışarak, tedbirleri alarak riski minimize etmeye çalıştık. Evet, kıymetli Fatma Şen hocamızın bu güzel mesajlarından sonra ne denilebilir ki sevgili izleyenlerimiz? Kanal 58 ekranlarından ayrılmayın diyoruz. evde kalın diyoruz ama evde kalırken de tedbirlerimize ve kurallarımıza uyacağız, kendimize dikkat edeceğiz ve kıymetli hocamıza çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğu mesajlardan dolayı. Sağlık dolu günler diliyoruz efendim. Evet kıymetli Kanal 58 izleyenlerimiz, Şifa Kapısı programımızdayız ve Şifa Kapısı programımızda vatandaşlarımıza soruyoruz. Koronavirüsten kendimizi nasıl koruyoruz? Efendim geçmiş olsun. Teşekkür ediyorum. Evet, dünyayı saran salgın koronavirüs. Nasıl korunuyoruz efendim? Normalde eldiven takıyordum fakat sağlıkçılarımız eldivenlerin mikropları daha fazla taşıdığını söylediği için ondan vazgeçtik. Şimdi ellerimizi dezenfektanla yapıyoruz, temizliyoruz. Gördüğünüz gibi şeyimiz var, maskemiz var. Aslında saç için de koruyucu istiyorlar çünkü saçın da taşıyıcı olduğu söyleniyor. Ayağımdaki galoşları da görüyor musunuz bilmiyorum, galoş da kullanıyorum. Aslında tulum benzeri uzun bir şey, komple vücudu saracak bir şey kullansak daha iyi olur ama bu şekilde montumla gezmeyi tercih ediyorum. Eve gittiğim zaman da yıkanabilecek şekilde ise yıkıyorum hepsini. Yıkanmayacak şekilde ise balkonuma asıyorum, terasıma, askıya havalandırıyorum. Kafama şapka taktığım zamanlar oluyor, onları havalandırıyorum. Yıkanabilecekleri de yıkıyorum ama. Ve hiçbir yere dokunmadan komple vücudumuzu temizleyebiliyorsak temizliyorum. Temizleyemiyorsak ellerimizi temizlemekte, yüzümüzü temizlemekte yetiniyoruz. Hanımefendi Avrasya Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtti kamera arkamızda. Peki soralım, tedavisi nasıl gidiyor? Tedaviden memnunlar mı? Tabii ben kendisine çok teşekkür ediyorum çünkü çok duyarlı bir vatandaşımız. O kadar güzel bilgiler verdiler ki bize. Evet, neden Avrasya Hastanesi'ni tercih ettiniz? Neden buradasınız? Öncelikle Fatma Şen hocama tavsiye üzerine geldim. Birileri tavsiye etti, geldim. Geldiğime de pişman olmadım. Tedavisi, ilgisi, güler yüzü. Gerçekten şu ana kadar gördüğüm birçok doktorun içerisinde en iyilerden bir tanesi diyebilirim. 3 yıldır aşağı yukarı beraberiz. Sadece Fatma Hanım değil, Fatma Hanım'ın yanındaki çalışan personel de çok iyi. Güler yüzüyle, ilgisiyle, alakasıyla hem seviyeli olup hem samimi olmayı başararak bize çok iyi geliyor. Bilmiyorum, psikolojik olarak bana çok iyi geliyor. Zaten psikolojimiz iyi olduğu zaman bu hastalıkta geri kalan daha rahat geliyor. Evet. Peki hastaneye geldiğiniz zaman sizi nasıl karşılıyorlar? Ateşimiz ölçülüyor, dezenfektanımız elimize sıkılıyor. Kemo hastası olduğumuz için bizi başka bir yerden yönlendiriyorlar. Bu kadar. O yüzden tavsiye eder misiniz peki? Tabii tabii. Avrasya Hastanesi'ni çok beğeniyorum. Fatma Hanım'ı çok beğeniyorum. Beraberinde çalışanları çok beğeniyorum. Zaten iyi bir kurum burası. Düzgün bir kurum. Birçok hastaneye giden birisiyim. O yüzden iyi biliyorum. Temizliğimize dikkat ediyoruz. Yani eldivenimizi takıyoruz. Devamlı maskemizi sık değiştiriyoruz. Yani hastanemizden de memnunuz. Gidip geliyoruz. İnşallah Rabbim cümlemizi korur, şifa verir herkese. Süreçte de aldığımız gıdalara da dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenmemize dikkat etmemiz gerekiyor ve tabii Ramazan ayındayız. Evet, evet, çok dikkat etmeye çalışıyoruz onlara da. Yani güzel yemek için. Uğraşıyoruz artık. Hayırlısı Allah'tan. Tabii bu süreç biraz sıkıntılı süreç. Evet, düşünüyoruz. Tabii halkımızın duyarlılığıyla, dikkat etmesiyle, işte sosyal izolasyon. Evet, hep dikkat etmek lazım. İnşallah ediyorlardır. Çoğu yerde görüyorum ama ediliyor. Yani bakalım. Peki, İnşallah kurtulacağız diyoruz. Evet. Şu an Avrasya Hastanesi'ndeyiz. Evet. Neden bu hastaneyi tercih ettiniz? Bir arkadaşımız söyledi. Biz de tavsiye üzerine geldik. Fatma hocamızdan çok memnunuz. Allah razı olsun. Fatma Hanım'ın hastası. Evet. Peki Avrasya Hastanesi'ne geldiğiniz zaman nasıl karşılanıyorsunuz? Mesela ateşiniz ölçülüyor mu? Tabii ateşimiz ölçülüyor kapının önünde. Evet. Hemen yani eldivenimiz arasına çıkarılıp tekrar dezenfekte ediliyor. Öyle giriliyor içeriye. Güzel yani, sevdik, beğendik. Hoş. İnşallah şifa verir cümlemize Rabbim. Peki, dileklerimiz öyle canım. Geçmiş olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Size de kolay gelsin. Sağ olun efendim. ...1999 yılında dünya yeni bin yıla merhaba demeye hazırlanırken Avrasya Hospital, İstanbul'un tam merkezi Zeytinburnu'nda hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir parolasıyla hizmete girdi. Hastane olarak projelendirilen ilk özel hastanelerden biri olan Avrasya Hospital'ın farkı ergonomik yapısı ve özel mimarisiyle öne çıkıyor, hizmet anlayışında 21. yüzyılın da ötesinde bir kalite anlayışını benimsediği fark ediliyordu. Avrasya Hospital altyapısını yaparken ameliyathanelerine çok önem vermiştir. Hastanemizde 24 saat çalışabilen 6 ameliyathane vardır. Tam donanımlı, düzgün ameliyathanelerimiz vardır. Sağlık ne kadar öncelikliyse insan da en az o kadar değerliydi Avrasya Hospital için. Hasta ve yakınlarının memnuniyeti Avrasya Hospital'ın uzman kadrosunu da memnun ediyordu. Hasta haklarını esas alan duruşuyla ISO 9001 standartlarını yakalayıp Sağlık Bakanlığı, sağlıkta kalite standartlarında da A sınıfı hastane olmayı başardı kısa sürede. Ben buraya manuel sandalyeyle geldim. Şimdi gördüğünüz gibi ayaktayım. Doktorlarımı, hastaneyi o kadar çok seviyorum ki başım ağrısa buradayım. Türkiye'nin radyasyon onkolojisi ruhsatı alan ilk özel hastanesi olan Avrasya Hospital, daha geniş alanda, daha kaliteli hizmet verebilmek için yatırımlarına her geçen gün yenilerini ekleyerek büyüdü ve 17.000 metrekarelik kapalı alana ulaştı zamanla. Işın tedavisi, radyoterapi uygulanan onkoloji merkezi, anjiyo ve bypass ve tüm kalp ameliyatlarının yapıldığı KVC ve kardiyoloji üniteleri, endoskopi üniteleri, medikal estetik ve güzellik ünitesi, çağın ilerisini zorlayan gelişmiş görüntüleme merkezleri ve laboratuvarlar, cerrahi, koroner, KVC ve yeni doğan bakım ünitelerine ayrılmış 51 yatak kapasiteli yoğun bakım üniteleri, tüm donanımlara sahip acil servisi, ambulansı, 30'u aşkın poliklinik odası, 135 yatak kapasitesi, kimi zaman hayata döndüren, çoğu kez sağlığa kavuşturan, bazen de düşen yaşam kalitesini düzelten 6 adet üstün teknolojik donanımlı ameliyathanesi, Güneş sisteminin 3. gezegeni, dünyadan ilk nefeslerini alacak bebeklere ilk ev sahipliği yapan 3 doğumhanesi, 26 branşta 50'den fazla uzman doktor kadrosu ve 350 hasta odaklı çalışan personeliyle Avrasya Hospital, 7 gün 24 saat hizmet vermektedir. Hastane bünyesinde yer alan saç ekim ünitesi her ay onlarca insanın mutluluğu yakalamasına yardımcı olmakta. Her bebek sevinç, mutluluk, neşe ve umut olarak doğar. Geleceği daha güzel kılacak olan onlardır. Avrasya Hospital, bebeklerle olan diyaloğunu onlar henüz anne karnındayken başlatmakta. Yakın ve özel takiplerle aileler mutlu final için hazırlanırken, bebeklerin anne karnındaki büyülü yolculuğu her aşamada takip edilip destek verilmekte. Doğum sonrasında ise sağlıklı büyüme ve gelişme için gerekenler yapılmakta. Bebekler Avrasya Hospital'la birlikte büyüyüp hayata alıştırılmaktadır. İstanbul'un göbeğinde yer alan Avrasya Hospital, Marmaray ve tramvay yolu üzerinde konumu ile size bir telefon kadar yakın. Bu telefon bir gün hayat kurtarabilir. 0212 665 50 50